Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarından Hazreti Ömer Efendimiz. Hazreti Ömer Efendimiz bir ömür boyu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde pervane gibi desek doğru olur. Kalbi onunla beraber, hayatı onunla beraber. Onun sağ kolu gibi, sol kolu gibi. Hazreti Ömer Efendimiz bir gün hane-i saadete gelirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine gelirler. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hanesi çok sade, çok basit. Efendimizin hanesinde, odasında şöyle eşyalara baktığınızda neredeyse pek bir şey yokmuş şekliyle bir algıya düşüverirsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanesine gelince Ömer Efendimiz, resul Ekrem Efendimiz'i şöyle hafif uzanmış ama uzandığı yer hasır. Evinin zeminini örten sadece basit bir hasır. Mübarek tenlerine hasır izler yapmış. Ömer Efendimiz manzarayı görünce gönül dünyası buğulandı tabiri caizse gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer Efendimizin ağladığını görünce "Ya Ömer, niye ağlıyorsun?" dedi. Ömer Efendimiz, ey Allah'ın peygamberi, Kayserler, Kisralar, kuş tüyünde yatsınlar. Alemlere rahmet olan, Allah'ın Resulü olan siz, hasır üzerinde yatın. Bağışlayın ama gönlüme çok dokundu ya Resulallah. Zoruma gitti. Kendimi tutamadım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o asil doğallığını hiç bozmadan ya ömer dedi bizim dünya ile ne işimiz olabilir bizim dünya ile bağlantımız işimiz bu nasıl bir şeydir bizim dünya ile bağlantımız ilintimiz bir yolcu yolculuğu sürecince bir ağaca rastlar, ağacın gölgesinde biraz istirahat eder, dinlenir sonra yoluna devam eder. Bizim dünya ile ilintimiz, bağlantımız bir yolcunun ağacın gölgesinde dinlenmek gibi dinlenmek kadar. Dünya hakikatte böyle değil mi? kısacık değil mi? Bunu söylerken dünyayı hafife alalım anlamında değil. Dünya hayatının çok kısa olduğunu kavrayalım diye. Yoksa İslam bilgeleri dünyaya ilişkin şöyle çerçeveler ortaya korlar. Bir, dünya rahman Rahim'in varlıklara ziyafet sofrası ve bir sanat galerisinin olduğu bir alem. Varlıkların her birisi muhteşem sanat eseri. Dolayısıyla dünya bizim sürekli anlamlar devşireceğimiz bir sanat dünyası. Tefekkür, tefekkür edeceğimiz muhteşem bir tefekkür ortamı. İkincisi bu tefekkürden hareketle varoluşumuzu gerçekleştireceğimiz, Rabbimizle ilişkimizi kuvvetli hale getireceğimiz ve ona göre bir hayat kuracağımız bir alem dünya. İkincisi de kulluğumuzu yaşadığımız bir dünya. Üçüncüsü insanın kendini kısacık ömrü düşünmeksizin vur patlasın, çal oynasın diye gününü gün eden, ömrünü heba eden bir çerçevede dünya algılanır. İnsan tercihini yapacak. Eğer üçüncü kategorideki gibi olursa, hayat eğlenceden ibaretmiş gibi algılayacak, koca hayatı eğlenceye kurban edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünya hayatının çok kısa olduğunu, bundan dolayı çok değerli olduğunu, o kısacık zaman dilimini dolu dolu değerlendirmemiz gerektiğini, belki bir karesini bile boşa götürmememiz gerektiğini öğretir. Çok dikkatli bir hayat yaşamamız gerektiğini, yoksa kısa diye umursamayan, kale almayan, anlamında katiyen değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yolcu konumunda hayatın olduğunu, dünya hayatının böyle olduğunu bizlere öğretirken yine aynı anlamda kün fit dünya ke enneke garibin. Dünyada bir garip gibi ev abiri sevilin veya bir yolcu gibi ol. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda o kadar sade, o kadar basitçe bir hayatı var ki. Görkemliliğin, israfın, ihtiyaçtan fazla mallar biriktirmenin, dünyanın şusunu veya busunu bir hedef haline getirmenin hallerinden çok uzak. Hedef belli. Kısa bir hayat, sonsuz hayatı kazanmak için verilen bir hayat. Rabbu Teala güzel bir bağ kurup, güzel bir mümince hayatı gerçekleştirmek. Alemlere rahmet olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ne zaman mezara varsa veya yolu mezardan geçiyorsa, Önce mezara selam verirlerdi. Allah'ın selamı üzerinize olsun ey kabir sakinleri. Siz önce gittiniz. Biz de arkanızdan gel geliyoruz. Allah sizlere ve bizlere merhamet eylesin. Gidenlerden az sonra biz gideceğiz. Arada uzun bir zaman dilimi yok. Yani iki gün önce gitti onlar. İki gün sonra biz de onlar gibi asıl ebedi aleme yolculaçız. Şöyle bir hikaye anlatılır. Tabi neticede bir hikayedir. Hatta masalımsı bile denilebilir. Ama mühim olan o hikayenin ya da masalımsı olan olayın bağrındaki bize verilen manadır. Dönem Nuh Aleyhisselam'ın dönemidir. Nuh Aleyhisselam'ın ömrü çok uzun. Bu ayetlerle sabit. Bin küsür yıl ömre sahip bir peygamberimizdir Nuh Aleyhisselam. Ancak Nuh Aleyhisselam'ın kendi toplumu da kendisi gibi uzun ömürlü müydü? Yoksa onlar bizim gibi kısa ömürlü olup Sadece Nuh Aleyhisselam uzun ömürlü müydü? Bu hikayeye göre o toplumun da her bireyi Nuh Aleyhisselam gibi uzun ömürlü insanlardı. Yaşı binlere varmış. Yaşlı teyzenin oğlu vefat eder. E, evlat acısı dayanmak zor. Gözleri ırmak ırmak akar. Gönlü alev alev yanar. Anne ya. Pirifani olsa da anne. Evi de ana yolunun üzerindedir. Ara ara o yangınından dolayı kapının önüne oturur dışarıya. Gözleri ılgıt ılgıt akar, gönlü de ılgıt ılgıt yanır. O günlerde bir bilge o evin önünden geçerken yaşlı teyzeyi görür. Bakar ki elem ve kedere tabiri caizse batmış bir durumdadır. Olduğu gibi görüp geçemez bilgi adam. Kendi kendince şu Allah'ın kulunun derdine dertnak olayım, derdini sorayım. Ola ki derman olacak bir şey de söyleyebilirim. Soruyor, teyze çok dertlisin, Derdini söylemekte mahsur yoksa derdini paylaşmak isterim. Dert ortağın olmak isterim. Yaşlı kadın şöyle bakıyor bakıyor. Ah evladım ah diyor. Gencecik oğlum vefat etti. Daha henüz 700 yaşındaydı. Gencecikti. Gencecik evladın ölümü o kadar acılı ki dayanamıyorum hani genç insanların ölümünü Yunus Emre gök ekini biçmiş gibi diye tanımlıyor. E genç adamların ölümü gök ekini biçmek gibi. Gök ekim biçilir mi? Hangi çiftçi olgunlaşmamış, sararmamış, olmamış buğdayı biçebilir, ekini biçebilir. Biçilirse yazık olur ya. Yunus da genç adamların ölümünü gök ekinin biçilmesine benziyor. Ne kadar zor. Şimdi işte diyor, tabii 700 yaş, binleri düşündüğünüzde daha genç gibi gösteriyor. 700 yaşında gencecik evladım, kara toprağın bağrına düştü diyor. Bilgi adam anlıyor. Diyor ki teyze, sana bir şey söyleyeyim. Ümid ederim bu seni teselli eder. Hayrola evlat diyor. Bir adam diyor ki öyle bir zaman gelecek. O zaman insanların ömrü 60, 70, bilemedin 80 olacak. Yaşlı teyze hayret ediyor. Gerçekten insanlık aleminde böyle bir dönem gelecek mi? Kesinlikle gelecek. Onları düşün, biraz teselli yok. Yaşlı kadın diyor ki eğer diyor ben o döneme ulaşan bir insan olursam değil ev yapmaya çadır kurmaya bile kalkışmam. 50 60 yıllık ömür ne ola ki? Yani 50 60 gün gibi bir şey. Peki bizim Yunus'umuz bu anlamda ne söylüyor? Geldi geçti ömrüm benim şal yelesip geçmiş gibi hele bana şöyle gelir bir göz yumup açmış gibi. İnsan hele hele genç insan o gencecik dinamik hal üzereyken ölümü ne kadar uzaklarda görür. Hatta ölmeyeceğini bile vehmedebilir. Niye? Gençtir. Koca bir ömür varmış gibi bakar. Onun için ölümle ilgili çok uzak bir duruşu vardır. Yunus suresinin 24. ayetinde de dünya hayatı bir teşbihle, benzetmeyle anlatılır. Estaizu billah, innemâ metelul hayâti dünya diye başlayan ayeti kerimede. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz su misali. O su nedeniyle insanların ve hayvanların yediği bitkiler gürleşir, boy verir. Gökten yağmur indiğinde yeryüzü yeşillenir. Buğdaylar selvi boy atar. Yeryüzü yeşillenir, güzelleşir. Seyrine doyum olmaz bir güzellik ortaya çıkar sahipleri bu güzelliği kendi güçlerinden zannederler. Bizim yapıp etmelerimiz, bizim çalışmalarımızın ürünü derler. İnsan ufacık bir şey ortaya koysun, ne kadar büyük bir şey ortaya koyduğunun vehmi içerisine düşer. Oysa toprak insana ait değil. Hava insana ait değil. Su insana ait değil. Güneş insana ait değil. Rüzgar insana ait değil. Onun yaptığı sadece asansörün düğmesine basmaktı ama her şeyi kendinden zannetti. Dolayısıyla sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerinden zannederler. Zannederler ama bir gündüz vakti ya da bir gece emrimiz ulaşır. Dün yokmuş gibi bu güzellikler kökünden biçilmiş hale gelir. Delikanlı biraz böyledir. Deli ve kanlı. Gürbüz, kabına sığmayan. Yere basarken Kral gibi basar genç adam. Ölüm aklına gelmez. Ölümsüz olduğunu zanneder. Ömrün baharındadır ama ansızın ölüm gelir. Ölüm ihtiyarlara özgü değil ki. Ölümün vakti belli değil ki. Vakti belli olsaydı iyi mi olacaktı? Ne yapılmışsa en güzel yapılmış. Vakti belli olsaydı nice insanlar çileden çıkar, muhakemelerini kaybederdi. Hani Erzurumlu, vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş, Rabbim ne etmişse güzel etmiş diyor ya. Her şey yerli yerinde. Sen işine bak. Yunusumuz öyle diyor. Dünya dünyaya aldanmak var ya. Ya da dünya aldatıyor ya. Dünyaya sesleniyor. Kim umar senden vefayı? Yalan dünya değil misin? Hak Peygamber Muhammed'i alan dünya değil misin? Kast edip halkın özüne, toprak doldurup gözüne, gafilet ehlinin yüzüne gülen dünya değil misin? Kimisini nalan edip, kimisini giryan edip, en sonunda üryan edip soyan dünya değil misin? İşin gücün daim yalan, çok kişiden arka kalan, çok zaman boşalıp dolan yalan dünya değil misin? Yalan dünya ama bu yalana biz de bal gibi katılıyoruz. Bile bile yalana teslim oluyoruz. Geçici bir dünya sanki kalıcıymış gibi algılatıyor bizi. Ölümlü dünya ölümsüzmüş gibi algılatıyor veya algılıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'nin pazarında, pazarın kenarında bir kulağı kesik ölmüş bir oğlak keçi yavrusu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel vesilelerle hakikatleri şerefli arkadaşlarına ümmetine öğretirlerdi. Şimdi orada ölmüş bir kulağı kesik. Öbür kulağından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuttular şöyle. Dediler ki, dediler ki, hanginiz bunu bir dirheme satın alır? Bu oğlanı, bu oğlağı hanginiz bir dirheme satın alır? Efendimizin şeref arkadaşları dediler ki, daha az parayla da olsa almayız ya Resulallah onu ne yapalım ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size bedava verilse ister misiniz Onlar Allah'a yemin ederiz ki ya Resulallah o diri bile olsa kulaksız olduğu için kusurludur Öyleyken ölüsünü ne yapalım Peygamber orada bir muhabbet oluşturuyor değil bir anlam dillendiriyor. Ve asıl söylemek istediğini şöyle beyan ediyor. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın indinde şu dünya önünüzdeki şu ölü oğlaktan daha değersizdir. Allah Allah'a yemin ederim ki Allah'ın indinde dünya önünüzdeki şu ölü oğlaktan daha değersizdir. Yunus'un bir diğer şiiriyle dillendirelim. Bu dünya benimdir diyenler, dünya senin değildir hey! Benim dersen yalan dersin, dünya senin değildir hey! Sana olacağın derim, yedir içir elde varım. Tut kim bugün, tut kim yarın, dünya senin değildir hey. Hani ağlar sultanlar, adımını kuvvetli atanlar, yüz bine gücü yetenler, dünya senin değildir hey. Yüce saraylar düzeyen, içini mamur bezeyen, Hak'tan gayrısını gözeten, dünya senin değildir hey! Dünya muhteşem bir sanat galerisi. Her varlık muhteşem bir sanat. Her varlıkta nice ibretler, nice derin manalar var. İbretle bakan, ibretle bakışın doğal sonucu anlamlar ve dersler çıkaran, anlamlar ve derslerle gönül dünyasını yüksek düşüncelerle dizayn eden, donatan hayatını da ona göre düzenleyen müminler olabilmek şekliyle bir duyarlılığın, bir gayretin insanı olmak konumundayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a güzel bir ümmet olmak, rahman Rahim olan Rabbimize güzel bir kul olabilme dilekleriyle, temennisiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.